Dur. Gülali dur. Dur. Hayırdır? Karakola kadar geleceksiniz bizimle. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayet? Siz çekin karakola, hadi. İyi. Maşallah kasabada jandarma sırf size çalışıyor. Bir sen, bir babam vukuatsız gününüz yok. Bir vukuatı yok komutan. Peki Gülayat Hanım, Gülali sizi kaçırdı mı? Yok komutan, ben kendi rızamla gittim. Senin Marika sabah sabah gelip ortalığı ayağa kaldırdı. Faytoncu da Gülali para verdi, fayton aldı dedi. Hayat'ta sizi öldürmeye geliyormuş. Marika bizimle dalga mı geçiyor? Kusura bakmayın, bir yanlış anlaşılma olmuş. Peki sen faytoncuya para verdin mi? Verdim. Parayı verdim, faytonu aldım. Asker faytoncuyu getirin. Emredersiniz komutanım. Komutan, Marika abla endişelendi herhalde ben yokum diye. Haber de veremedim tabii. Telaşlandı, o yüzden öyle demiştir o. Peki Halit yanınıza gelmedi mi? Kimse gelmedi. Sen kendi rızanla gittin. Halit de yanınıza gelmedi. O zaman şikayet edecek kimse de yok demektir. Bizim kimseden şikayetimiz yok komutan. Faytonunu getirdim kapıda. Faytoncu, faytonunu al, uzun sürede gözüme gözükme. Bundan sonra üç kuruş verin de faytonunu verme. Şimdi yıkıl karşımdan. Sağ olun komutanım. Sağ olun marum. Siz de gidebilirsiniz. Bu arada Gülali, seni bıçaklayan konusuna yardım etmeye karar verirsen ben buradayım. Keşke edebilseydim komutan. Kolay gelsin. Ali, ben bir Marika ablaya bakayım. Baksana kadıncağız ölmüş meraktan. Tamam, sen git Marika eşyalarını topla. Ben birazdan alırım seni. Tamam. Dikkat et kendine. Abi babam nerede? Neler oluyor bir anlatsana. Bir şey olduğu yok Selahattin. Babam geldi, arkasından Seyit amca. Her zamanki gibi saydırdı. Tabii atıp tutmaktan da vazgeçmedi. Sen Gülayat'ı evine mi götüreceksin? Yakında bir düğün daha var desene. Kısmetse.